İyi dinleyin bak, moda mod gideceğiz şimdi beraber. Burada dizi, burada da biz. Bakın şimdi arkadaşlar, adamlar bizi ne hale getirmişler? Bizi ne hale getirdiklerini dizi yapmışlar. Sonra bir de bize bunu seyrettiriyor. Alın lan kendinizi izleyin bak sizi ne hale getirdik diyorlar. Biz de bunu hiç farkında olmadan zevk alarak, abone olarak, üste bir de para vererek seyrediyoruz yahu. Adam diyor ki ulan çoluğumun çocuğumun rızkını kazanmam lazım, kızımın isteklerini yerine getirmem lazım diyor. Gayri meşru işlere başlıyor. Daha sonra duyuyor ki bir yarışma var. Ne bu yarışmanın formatı? Bir adada binlerce insan toplanıyor. Dikkat buyurun. Hepsi tek tip kıyafet giymişler. Moda dediğimiz baş belası ile bize de istedikleri zaman düğmeye basıp hepimize tek tip kıyafet giydiriyorlar mı giydirmiyorlar mı söyleyin. Bakın şu anda hepinizi kaldırayım ayağınıza. Vallahi buradan hepinizi görüyorum. Hepinizin pantolon modeli aynı. Kadınlara çıkın dışarıda. Lan bir başörtümüz kaldıydı zaten. Her tarafı açtılar da. Bir başörtümüz kaldıydı. Lan onu da tek tip yaptılar. Acayip buradan sıktırmalı şimdi herkes bağlıyor. Bakın söylüyorum size bu sol elim dizi, bu sağ taraf biziz. Bakın paralel gidiyoruz şimdi. Herkes tek tip giyiyor ve bunlara diyorlar ki büyük ödül var. Ne o? Para işte. Türk parasıyla 350 trilyon. Ve tek tip kıyafet olarak adaya topladıkları adamlara hangi oyunları oynattırıyorlar biliyor musunuz? Çocuk oyunlarını oynatıyorlar. Ve dizinin üstüne ne yazmış biliyor musun? 16 artı ne demek yani? 16 yaşından küçükler izlemesin. Sen dedin de izlemedi. Bunu da bilerek koyuyorlar. Yıllarca bize niye o 18 artı dediler biliyor musunuz? O işareti niye koydular biliyor musunuz? Şimdi bu diziye 16 artı niye koydular biliyor musunuz? Çünkü onlar senden benden daha iyi biliyorlar ki yasak olan her şey insan fıtratına daha tatlı gelir. Bu aslında ne demekti biliyor musunuz? Hepinizin izlemesi lazım bu filmleri dizileri demekti. Sen de çünkü merak edecektin. Ulan niye 18 artı? Bir izlerim lan sana ne deyip izleyesin yoksa bile izleyesin gelir senin. Çünkü yasak tatlı gelir. Adamlar bunun üzerine kafa yoruyorlar sabahlara kadar. Sabahlara kadar kafa yoruyorlar. Biz böyle taşla oynarcam böyle. İşin garibi ne biliyor musunuz? Bu ümmetin içinden benim gibi bir gariban çıkıyor. Ben de bu sefer onların davasını yıkmak için kafa yoruyorum. Ulan benim safımdaki Müslümanlar hoca çok abartıyorsun diyor be. Ulan adama en çok bu koyuyor biliyor musun? Yani dışarıdaki gavur sana dese ki ne yapıyorsun lan bizim oyunumuzu bozuyorsun dese zoruma gitmez. Ama benim yanımdaki adam ne diyorsun lan sen diyor bana. E gidince göreceğiz ahirette ne dediğimi. Ya burada göreceğiz ya da ahirette gösterecek. Herkes yarışmaya giriyor. Büyük ödül var 350 trilyon. Bakın arkadaşlar insanların çoğusu bu yarışmaya öleceğini bile bile katılıyorlar. Tıpkı bizim gibi değil mi? Faizde, zinada, sahtekarlıkta, yalanda, hırsızlıkta. Bunları yaptığımız zaman dünyamızın da ahiretimizin de mahvolacağını bile bile çalıyoruz. Bile bile çekiyoruz o kredileri. Bile bile yapıyoruz zinayı. Aynısı işte. Gözümüzü bürümüşler böyle. Sonra tek bir kişi birinci oluyor. Yani diyorlar ki evet, yani binlerce, milyonlarca efendim insan arasından birkaç kişi böyle parayı bulabilir, rahat edebilir. Dünyada da öyle olmuyor mu? Birkaç kişi öyle parayı buluyor. Bu kadar millet eziliyor bilmiyor. Birkaç kişi böyle sivriliyor. Onlar rahat ediyor. Dizilerde, filmlerde, şurada, burada, Instagram'da biz de görüyoruz. Aa, ben niye lan böyle olmayayım diyoruz. Ama kardeşim sonu felaket. Sonu felaket. Bak yarışma aynı söylüyor. Ve kardeşlerim subhanallah yarışmayı İzleyenler kim biliyor musunuz? Altın kafalı, altın böyle başlarına geçirilmiş kodamanlar. Onlar da dünya liderleri. Ve sıkı durun. Yarışmaya niye katılmıştı o adam? Bizim iki tane zaafımız var. Bunu çok güzel yakalamış kafir. Yarışmaya niye katılmıştı? Çocuğunun isteklerini almak için. Biz niye bu kadar yanlış işlere düşüyoruz? Kendimizi neyle kandırıyoruz? Hocam çoluğumu çocuğumu rahat ettireyim diye. Değil mi? Aynı. Birinci zaafımız bu çocuklarımız. İkinci zaafımız ne biliyor musun bizim? Kadınlar. Erkekler. Erkekler. İkinci zaafımız kadınlar bizim. Şu hayatta iki tane zaafımız var bizim. Bir çocuklarımız, iki kadınlarımız.
Subhanallah, o altın başlıklı ve o yarışmacılar üzerine bahis oynayan o godomanlar önlerinde sehpa yerine ne kullanıyorlar biliyor musunuz? Arkadaşın anlattığını söylüyorum. Ben görmedim, Allah şahit. Yarı çıplak kadınlar sehpa şeklinde duruyorlar diyor hocam. Yastıkları kim? Yine yarı çıplak kadınlar. Yani diyor ki, ey yarışmacılar, ya da daha doğrusu çıkalım bizden gerçek hayata gelelim. Ey Müslümanlar ve ey insanlar, özellikle Müslümanlar, genelde bütün insanlar, size kadına dayanarak sehpa olarak koymuş kadını, kadının üstünden servisler yaparak sizi kandırıyoruz, bu hale getiriyoruz diyorlar. Ulan tekerlek reklamında kadının ne işi var? Bu ümmet bir kadının, çok af buyurun, çok af buyurun, bir kadının kullandığı pedinin reklamını, hatta oradan sızan kanını reklamda görmek zorunda mı yahu? Ha? Bunu görmek zor. Biz ne ara buraya geldik ya? Bir dakika ya. Şişt. Otobüste uyursun ya, biliyor musun? Kavacık'ta ineceksindir, biliyor musun Kavacık'ta? Yani senin maksadın Kavacık'tır. Abi bir bakarsın ki birisi seni uyandırır. Hemşerim uyan, ne oldu? Lan iki telli deyiz ya. Ama ben Kavacık'ta inecektim ama. He, gözün aydın, iki telli burası. Ha, iki telli. Ya ama ben Müslümandım. Bende edep vardı, haya vardı, ben Kavacık'a gidecektim ben. Senin hayanı mayanı çoktan soyduk aldık diyor. Filenin sultanları. Vay anasını, cihanın sultanlığından filenin sultanlığına düştük. Vay anasını. Ama ben cihanın sultanı olacaktım Yavuz gibi. Fatih gibi cihanı oynayacaktım ben lan. Fileye niye oynayayım ben? File dediğin nedir? Ve arkadaşlar subhanallah, yarışmanın sonunda kazanamayanlar, bir kişi kazanacak. Yarışmanın sonunda öldürülüyor kaybedenler. Dikkat buraya, buraya dikkat. Ve yakarak, cesetleri yakılarak mahvediliyor. Kaybediyor. Şimdi size soruyorum, niçin yakarak? Onu bilecek var mı? Vallahi ne diyorlar biliyor musunuz? Kur'an söylüyor. Bu kafirler, özellikle Yahudi milleti çok hasettir yani, haset. Onlar çok iyi biliyorlar cehenneme gideceklerini. Bunlar ne diyorlar biliyor musun şimdi? Madem filmin sonunda biz cehenneme gideceğiz ulan, siz cennete gideceksiniz öyle mi? Ulan yemezler diyor, bak biz malımızı, canımızı, gecemizi, gündüzümüzü, vaktimizi, nakdimizi sizi de cehenneme götürmek için çalışacağız diyorlar adamlar. Kolları sıvamışlar, Netflix'inden tut, yani yerli, yabancı fark etmez. Seni de diyor cehenneme götüreceğim, çaren yok, benimle geleceksin diyor. Gelmiyor musun, ben senin anlayacağın dilden konuşurum diyor. Şimdi sana birazcık parayı verdim mi, hafif ateşi görmüş tereyağı gibi eriyeceksin zaten diyor. Ben şimdi sana diyor özel hazırlamış böyle hatunları karşına koydum, zaten tereyağı gibi eriyeceksin sen zaten. Hele hele mevzu çocuklarının arzu ve istekleri ise faizi krediyi zaten sen kendin gelip bankalardan yalvaracaksın. Ne olur bana da kredi verin, bana da faizi verin diyeceksin diyor, tamam. Ama işte arkadaşlar tam bu noktada, tam bu noktada eğer Müslüman iman düğmesine basabilirse, tık. Şöyle iman kalkanını, tamam mı, güzel giyinebilirse zırhı, gelin ulan faizler istemiyorum sizi. Gelin lan zinalar, elimin tersiyle tepiyorum sizi. Gel ulan şöhret, seni de cehennemin dibine kadar yolum var deyip, benim istediğim Allah'ın rızasıdır deyip, ben Rabbim nasıl istiyorsa öyle yaşayacağım, Rabbimin rızasını kazanacağım. Benim ilahım siz değilsiniz. La ilahe İllallah, illallah, illallah. Ne demek biliyor musun? İllallah. Ancak Allah, ancak Allah, ancak Allah.